1894 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kovacılar'daki Rehberi Tahsin Mektebi'nde yaptı. Ardından Mercan İdalesi'ni bitirdi. İlk yazı ve şiirlerini İdali öğrencisiyken yazdı. Tecelli ve Servet Fünun'da yayınladı. 1908'de girdiği Darülfünun Edebiyat Fakültesinden 4 yıl sonra mezun oldu. Gazeteciliğe tanihinde cumartesi konuşmalarıyla daha sonra da makaleler yazarak başladı. İlk Trakya gezisini gazeteci olarak yaptı. Aynı yıl Dahiliye Nezaretinde Talat Paşa'nın hususi kalem memuru oldu. İkinci Trakya ve Bükreş gezilerini hem bu sıfatla hem de gazeteci olarak yaptı. Büyük Savaş'ın ilk yıllarında Suriye'de Cemal Paşa'nın yanında 4. Ordu Karargahı 2. Şubesinde ihtiyat zabitiydi. Ancak bütün siyasal ve yönetsel işlere bakan şubenin şefiydi. Savaşın son yılında da Cemal Paşa Bahriye Nazım olunca Bağlarıya Nezareti hususi kalem müdür muavini oldu. Bir sürede Çarkçı Okulu'nda Türkçe ve Edebiyat dersleri okuttu. 1918 yılında Kazım Şinasi Dersan, Necmettin Sadak ve Ali Naci Karacan'la birlikte çıkardıkları Akşam Gazetesi'nde Günün Fıkraları başlığı altında sürekli yazılar yazdı. Burada Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'i destekleyen yazılarından dolayı idam isteğiyle Divan-ı Harbe verildi. Yargılamanın uzaması, ardından da İnönü Zaferi'nin kazanılması üzerine serbest bırakıldı. 10 Eylül 1922'de Anadolu'ya geçti. Tanim ve Hakimiyet-i Milliye'deki yazılarıyla Mustafa Kemal'i milli mücadeleyi desteklemeyi sürdürdü. Savaşın ardından Yunan ordusunun yakıp yıktığı yerleri saptamak için kurulan Tetkiki Mezalim heyetinde Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Asım'la birlikte yer aldı. Tüm Batı Anadolu'yu dolaştı. Atatürk'e olan bağlılığı ve yakınlığı ile tanınan Atay, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında gezi yazısı türünde en çok eser veren sanatçıdır. Cümleleri kısa, akıcı ve etkilidir. Atatürk'e ilişkin anılarını Çankaya adlı eserinde bir araya getirmiştir. 20 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Kurtuluş, Bayrak, Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin gibi birçok yazılı eser bırakmıştır.